Çocuklarımızın hesabı sorulmadıkça, bu insanların kimlikleri bulunmadıkça yaralarımız asla kapanmayacak ve bu topraklar daima delik deşik kalacak. İnsanın bir yakını kaybolur, 3 gün geçer, döner diye bekler. 3 sene geçer, arasın diye bekler. Kürt sorununun yarattığı acıların bir boyutu faili meçhuller, bir boyutu da hasta tutsaklar. Biz buradan seçimden önce tüm kamuoyuna şöyle seslendik. Herkes sandıktan çıkacak demokratik iradeye saygı duymalı ve ülkenin demokrasisi için bir fırsat olarak değerlendirmeli. Ama bugün ne yazık ki bir takım... Cemal Kavak'ı 28. ölüm yıl dönümünde bir aradayız. Biz buradan tekrardan sesleniyoruz. Failler bir an önce adalet önüne çıkarmalı, failler bir an önce yargılanmalı. Toplumun yaraya kanası olan, vicdanlarında yer alan ve kanamaya devam eden bu acıların dindirilmesi için faillerin bir an önce yargı önüne çıkarılıp hesap sorulması gerekiyor. Tüm hukuksal girişimleri sonuçsuz kalan aile 26 Nisan'da Diyarbakır Devlet Hastanesi morguna kimliği belirsiz cansız bir bedenin geldiği duyumu üzerine morga gittiğinde oğullarını teşhis eder. Olay yeri inceleme tutanağında Cemal Kavak'ın cansız bedeninin Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yuvacık köyü yakınlarında Diyarbakır Bismil Karayolu üzerinde yol kenarındaki sazlıkların arasında boynunda telle boğulmuş bir vaziyette bulunduğu yazılır. Cemal Kavak'ın katledildiği bölgede hangi yönde giderse gidilsin 2 ya da 3 güvenlik kontrol noktasından geçmeden ulaşmanın mümkün olmadığını, yine Cemal Kavak'ın en son görüldüğü yerden çok uzakta bir yerde cansız bedeninin bulunması faili meçhul bir cinayete kurban giden maktulün zorla kaybedildiğine işarettir. Bu hafta 1994 Nisan ayında gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Kadri Yılmaz'ı anmak için toplandı. Ailenin anlatım ve beyanlarına göre Kadri Yılmaz Diyarbakır'da ikamet etmekteydi. 1994 yılının Nisan ayında bir akrabasının düğününe katılmıştı. Bağlar semtinde yapılan bu düğüne polisler baskın yaparak Kadri, kardeşini ve düğün alayından 3 kişiyi gözaltına alır. Bir gün sonra Kadri'nin kardeşi dahil 4 kişi serbest bırakılır. Aile yüzlerce kişinin gözü önünde gözaltına alınıp bırakılmayan Kadri Yılmaz için resmi kurumlara başvuruda bulunur. Ama bir sonuç alınamaz. Olaydan 8 gün sonra aile Lice'de oturan tanıdıkları aracılığıyla askerler tarafından 3 cesedin camiye getirildiğini, askeri kışla olarak kullanılan yatılı ilk öğretim bölge okulu önündeki alanda açılan bir çukura gömdüklerini öğrenilir. Aile camideki cesetlere ait elbise parçalarında Kadri'ye ait olduğu teşhis ederler. Ancak ceset aileye verilemez. Kadri Yılmaz hala kayıp ve cesedine ulaşılmış değil. Biz biliyoruz ki susmak kaybedenleri cesaretlendiren politik bir tercihtir. Susmayacağız. Adalet ve hakikat arayışımıza ısrarlı olacağız.